çok kısa olduğu için sadece birkaç hususa değinebileceğim. Soruların kalanını yazılı olarak cevap vereceğim. Her şeyden önce şunu özellikle vurgulamak isterim ki bir ülke için güçlü ekonomi ve istikrarlı bir yönetim ne kadar önemliyse sosyal politikaların başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi de o kadar önemlidir. Bu anlayışla çalışmalarımızı insanı önceleyen, toplumu güçlendiren ve ihtiyaçları gözeten bir anlayışla yürütmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadık. Devletimizin şefkat elini 85 milyon vatandaşımızın üzerinden hiçbir zaman çekmedik. Ülkemizin her bir ferdinin sıkıntılarına çözüm üretmeye gayretinde olduk. Deprem çalışmaları ile ilgili biz devlet olarak nerede bir afet yaşanırsa yaşansın tüm imkanlarımızı afetten etkilenen vatandaşlarımız için hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Aynı şekilde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımıza ihtiyaçların karşılanması için 1.85 milyar lira kaynak aktardık. 1300 kişilik afet acil sosyal yardım, 18 bin kişilik psikososyal ekibimizle 7/24 sahadaydık. Deprem bölgesinde kadınlar, çocuklar, engelli ve yaşlılar için ayrı ayrı psikososyal destek modelleri uyguladık. Hala tüm ekiplerimizle birlikte aktif bir şekilde sahada çalışmalarımızı sürdürüyor ve vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. 2 hafta önce Kahramanmaraş'ta STK'larla yaptığımız toplantıda da uzun vadede bölgede yapılacak çalışmalara dair planlarımızı sürdürüyoruz. Sosyal yardımlarla ilgili yorumlar oldu. Öncelikle şunu özellikle vurgulamak isterim ki sosyal yardımlardaki artışın yoksulluğun bir göstergesi olarak sunulması kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Konuşmamda değinmiştim, tekrar vurguluyorum. Bugün sosyal yardımlardan faydalananların %82'si çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdır. Engelli, yaşlı ve çocuklardan oluşuyor. Ayrıca nerede deprem, sel, yangın, terör saldırısı gibi afet ve acil durum meydana geliyorsa oraya koşuyoruz. Sosyal yardımlarımızı hızlı bir şekilde afetten etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hane sayısındaki artış sebebi talep odaklı hizmetten arz odaklı hizmete geçmemizdir. Haneler bizzat ziyaret ediliyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Diğer yandan yardımlar afet ve acil durumun ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferle yardımları da kapsamaktadır. Tüm bunlarla birlikte ulaştığımız hane sayısı 4.4 milyondur. Bunu yaparken de din, dil, ırk, bölge ayrımı kesinlikle yapmıyoruz. Herhangi bir afet ve acil durum sonrası devlet için herkes ihtiyaç sahibidir. İnsanlara can suyu olacak hizmetleri milletimize ulaştırmak en temel vazifemizdir. Biz işimizi büyük bir özen ve ciddiyetle yürütüyoruz. Bu çalışmaların kaydını da bir veri olarak tutuyoruz. Bunları paylaşmaktan da asla çekinmiyoruz. Bu devletimizin gücünün bir göstergesidir. Bu devletimizin her daim milletimizin yanında olduğunun bir simgesidir. Yüce Meclisimizin huzurunda bunu bir kere daha dile getirmek isterim. Değinmek istediğim bir diğer husus ise kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Tekrar altına çiziyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele kırmızı çizgimizdir. Sıfır tolerans ilkesiyle şiddetin her türüne karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bakın vakaları gizliyorsunuz diyorsunuz. Vakaları İçişleri Bakanımız bütün şeffaflığıyla paylaştı. Şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Her vaka bizim için fazla bir vakadır. Bir vaka bile dahi olsa bu fazla bir vakadır. Güçlü hukuki altyapımızla kades ve elektronik kelepçe gibi uygulamalarımızla 82 şiddet önleme ve izleme merkezimizle 410 sosyal hizmet merkezimizle bulunan şiddetle mücadele irtibat noktalarıyla kadın konuk evlerimizle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Konuk evlerin doluluk oranı %75. Konuk evlerindeki Sayın kadınların Bakan, keşke boş olsaydı. Zaman kalmayacak. Konuk evlerinde kadınların gerek psikolojik gerek ekonomik yönden güçlenmelerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu Sayın modeli Bakan, 15 dakikanın tamamını iki bakan birlikte kullanacaksınız. Biliyorum. 10 dakika demek kaldı. 3 dakikam kaldı. Sayın Başkan lütfen lütfen dikkatimi dağıtmayın. Her şeye cevap vermek istiyorum. Kadınları her alanda destekliyoruz. Bu husustaki en önemli atımlarımızdan bir tanesi de mahalle odaklı kreş modelimiz. Bu modeli hayata geçirmekteki amacımız kadınların istihdam oranını artırırken çocuklar için huzurlu, güvenli, sağlıklı bakım ve eğitim ortamları oluşturmaktır. Gençlerimizin evlilik süreçlerini ve girişim projelerine de destek olacağımız aile ve gençlik fonuyla gençlerimizi her türlü
riske karşı kapsamlı projeler geliştireceğiz. Bu fonun aynı zamanda uzun vadede ülkemizin olası demografik riskler karşısında bir koruma kalkanı olmasını da hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde birim kurulumuzu oluşturduk. Aile enstitüsünü kurmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu iki mekanizmayla sosyal politikalarımızı daha da ileri taşıyacağız. Çocuklarla ilgili de sorular soruldu. Değineceğim son bir husus da budur. Öncelikle sosyal yardım harcamalarımızın önemli bir bölümün çocuklarımız için olduğunu belirtmek istiyorum. Çocuklarımızı desteklerken nitelikli olan şartlı nakit transferleri, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında çocuk bireyinin desteği, sosyal ve ekonomik destek, öksüz ve yetim yardımı, asker çocuğu yardımı, engelli yakını aile, doğum ve çoklu doğum yardım programları gibi yardım programları yürütüyoruz. Özellikle kadın ve çocuklarla ilgili bazı sorular gelişti. Vaka sorularınızı onların haklarından ve özgürlüklerinden sorumlu bir bakan olarak mahremiyetlerini korumak adına sözlü değil yazılı olarak cevap vermek istiyorum. Çocuklarımızın iyilik hali her şeyden önce gelir. Bugüne kadar tek bir çocuğun dahi suistimal edilmesine asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Tam aksine her vakaya müdahil oluyor, vakaları büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Sorunların peşini bırakmıyoruz, bırakmaya da niyetimiz yok. Spekülasyonlara bakın, iddia, spekülasyon, işte şöyle şeyler iddia ediliyor diye iddiaya dayanan yaklaşımlardan özellikle uzak durulmasını sizlerden ayrıca rica ediyorum. Çünkü söz konusu olan çocuklardır, kadınlardır. Onların hayatları, gelecekleridir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ne dün, ne bugün, ne de yarın kadınları ve çocukları mağdur edecek hiçbir düzenlemenin ve uygulamanın yanında olmadık, asla da olmayacağız. Türkiye 100 yılı hedefimiz doğrultusunda sosyal politikalarımızı daha da ileri taşımak için aynı gayretle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.